Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Allah'ın selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Geçtiğimiz derste nefsin mertebelerinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde vehim nedir? Bu konuda sizlere bilgi vereceğim inşallah. Düşmanımız vehmimizdir. Vehim nedir? Vehim kişide var olmayan şeyi var sanma, Var olan şeyi de yok sanma halidir. Varsayım da diyebileceğimiz vehim zan esasına dayalı olarak çalışır. Gerçekte en başta var olmayan şey nedir? Kendi bağımsız varlığın. Var olmamasına rağmen vehim sana onu var olarak gösterir. Ve ben varım düşüncesi ve haktan ayrı bir varlık olarak var zanlı ile bedene dönük bir yaşam içine girer. İşte bu kişi kendini Allah'tan ayrı, bağımsız bir varlık olarak düşündüğü sürece vehmin hükmü kaydı altında yaşama durumuna girmiştir. Artık girdiği bu yoldan kolay kolay geri dönemez Allah hidayet etmediği sürece. Ben der ve bilimsel yapıya dönük bir şekilde yaşamına devam eder. Onun istekleri ve arzuları bedensel yapısına, bilimsel yapısına dönük şeylerdir yani hayvansal bir yaşantı. Bedenine ve birimsel yapısına zevk verecek şeylerdir. Bu kişinin vehmin hükmü altında olduğunun açık işaretidir. Eğer kişi böyle yaşıyorsa bilin ki o vehmin hükmü altındadır. Vehmin hükmü altında olmak ile vehmi hükmün altına almak arasındaki sınır kişinin tekliğe geçiş sınırıdır. İşte bu sınır diğer bir ifadeyle Ölmeden önce ölmek sınırıdır. Eğer kişi dünyada yaşarken ölmeden önce ölmemişse vehmin hükmü kaydı altından kendini kurtaramamıştır ki öldükten sonra da kendini vehimden kurtarmasına asla imkan yoktur. Dolayısıyla onun şuurunda birimsellik asla kalkmaz. Yani vahdete giremez. Vahdaniyeti anlayıp idrak edemez hissedemez, yaşayamaz. Yani ölmeden evvel ölemez. Ölmeden evvel ölmek denen şey hükmi ölüm ve fiili ölüm olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Esasen ölüm üçtür. Fiziki, fiili, hükmi. Fiziki ölüm bildiğimiz herkesin tattığı beynin bioelektriğinin kesilerek bedenin kullanılmaz vaziyete gelmesi, kişinin biyolojik beden bineğinden ışınsal holografik bedene yani ruh bineğine geçerek yaşamını devam ettirmesidir. Bu her nefis ölümü tadacaktır ayetinde belirtildiği şekilde bedenin cansızlığı nedeniyle ruh boyutunda yaşama geçiştir. Hükmü ölüm ise kişinin Varlığın tekliğini fark etmesi, bunu hissetmesi, ne var ki bunu hissedip fark etmesine rağmen kendi hakikatinin güçleri ile bil fiil yaşayamaması halidir. Ölmeden evvel ölmek diye tarif edilen olayın birinci aşamasıdır bu. Diğer bir ifadeyle buna hissi müşahede de denilebilir. Fiili ölüm ise ölmeden evvel ölmek dediğimiz halde fiili ölümle birlikte şuur boyutunda yaşama geçilir. Şuurun bedeninin kayıtlarından kendini kurtarmasıdır. İlahi kuvvetlere tahakkuk etmesidir. Yani vehmin kaydından kendini kurtarmasıdır. Şuurunuzu buradan kurtarmanız lazım. Vehim kişinin hayalinde, düşüncelerinde, duygularında hükmederek kişinin kendisini şu beden, şu birim olarak kabul etmesine yol açar. Bu yol açıştan sonra da kişi bu bedene dönük zevk ve tatminlerin peşinde koşmaya başlar. Eğer hakikatin ilmi ve idraki sende ağır basarsa kendini vehimden kurtarma yolunda bir takım çalışmaların içine girersin. Bu çalışmalar bu hakikate iman yolu ile inanıp iradeni bu imanın istikametinde kullanmak suretiyle olur. Bu iman yolu ile sen hakikate uygun davranışları ortaya koyarsın. Böylece de vehmin hükmü altından kendini yavaş yavaş kurtarmaya başlarsın. Bu çalışmalar içindeyken vehim aklına ve mantığına hükmetmeye çalışır. Aklına mantık hileleri ile yaklaşır. Seni bir takım açmazlara, bedene dönük davranışlara sürükler. Eğer burada sen iman noktasına dayanırsan, yani hakikat noktasına dayanır. Allah'ın ipine sarılırsan, Kur'an'a sarılırsan, sünnetullah'a sarılırsan, yani hakikatinin ne olduğuna iman dolayısıyla o imanın gereği de bu şartlardır deyip mantık oyunlarına kanmayıp bu çalışmalara devam edersen sonuçta kendini vehmin hükmü altından yani gerçekte var olmayan bilimsel varlığını kabullenme halinden kurtarıp ne varlığa sevinir ne yokluğa yerinirsin. Hakkın hakikatinin gereğini yerine getirirsin. Yunus Emre'nin deyimiyle. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yenirim. Bana seni gerek seni diyor. İşte bu hal senin kendini vehmin hükmü altından kurtarmaya başladığının işaretidir. Ne olursa olsun olanla olmayan senin için fark etmez. Kısacası Dünyanın kaygısını, derdini çekmez hale gelirsin. Bu Hakk'ın kendine seçtiği, yani kendini idrak ettirmeyi dilediği birimler için söz konusu olan bir haldir. Yani vehmin hükmü altından kendini kurtarmaktır. Hakikat noktasını idrak ettikten sonra ikinci aşama olarak bunu yaşamına da sokabilirsen bu defa vehmin üzerinden tasarruf eder. Diğer birimlerde açığa çıkmayan halleri ve fiilleri yerine getirebilirsin. Demek ki vehim kişinin var olmayan varlığını kabul etmesini doğuruyor ve bu kabulden, bu zandan dolayı da kişi bedenselliğe, birimselliğe dönük bir yaşam içinde oluyor. Bu da onun vehmin kaydından olmasından ileri gelmiş oluyor. Kişi bundan dünyada yaşarken kurtulamazsa fiziki ölümle birlikte ebediyen kurtulma imkanında kendisi için kalmıyor demektir. Yani nefsi için yaşar, nefsinin kölesi haline gelir. Oysa Kur'an'ı tetkik eder, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kulak verirsek, o bize dünya hayatının geçici olduğunu, belli bir süre sonra dünya hayatında bir daha geriye dönme ihtimali olmaksızın ayrılıp başka bir boyuta, yani ebedi alem ahirette yaşamımıza devam edeceğimizi bedene birimselliğe dönük şeyler peşinde koşarak ömrü boşa harcamanın israf olduğunu bizim Allah için yaratılmış olduğumuzu o ilahi hakikati anlamak, hissedebilmek, yaşayabilmek için halife olarak var edildiğimizi, dolayısıyla bu sahaya dönük yaşam ve çalışmalar içinde olmamız gerektiğini bize sürekli olarak vurgulamıştır. İnsanın hakikatine ererek yani halifetullah, Allah'ın halifesi olabilmesi için de önce miraç yapması lazımdır. Bu zorunludur. Miraç da namaz ile olur. Bizim namazımız miracımızdır. O yüzden üzerimize farz olan namazları yerine getirmemiz ve sünnet olanları da riayet etmemiz ve yerine getirmemiz elzemdir. Bunları yapmadığımız takdirde ve dost doğru bir insan olmadığımız takdirde bu miraç gerçekleşmez. Allah bize hakiki manada Kur'an'ı ve sünneti yaşayan müminlerden eylesin. Bizi Rabbimizden razı, onun da bizden bizden razı olduğu kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Sevgilerle.